Söz sırası Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Kaya'da. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen sevgili öğretmenler, öğrenciler, veliler ve değerli halkımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır annesini kaybetti. Buradan Ali Mahir Başarır'a başsağlığı diliyor, rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Anayasa ve yasaları ayaklar altına aldığınız, şu an aramızda olmayan İstanbul milletvekili Enis Berbaroğlu'na halkın bütçesini bu kürsüden yapacağımız günlerin sözünü veriyorum. Selam olsun Enis yoldaş sana. Selam olsun. Halkın oylarıyla seçilip hukuk darbesiyle milletvekillikleri elinden alınan halkın vekillerine. Değerli milletvekilleri, bugün 13 Aralık. Birçok arkadaşımız bahsetti. 17 yaşındaki Erdal Eren 12 Eylül askeri faşist darbesinde yaşı büyütülerek idam edildi. Erdal Eren'i de onun yaşını büyüterek idam edenleri de asla unutmayacağız. 12 Eylül hukukuyla mutlaka hesaplaşacağız. Babil Kralı Hammurabi milattan önce 1754 yılında Hammurabi kanunlarını taşa yazar ve günümüze taşır. 3800 yıl önce tahtını asla bırakmayacağını düşünen Hammurabi'nin adalet anlayışının 21. yüzyılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet anlayışından daha adildi. Bunu unutmayın. Günümüzde adalet dağıtmak bir yana, adaleti gasp eden hakimler ve onlara seyreden idarecilerle geçiniyoruz. Değerli milletvekilleri, yıllardır yapılan yanlışları ve eksiklikleri bir bir anlattık. Neyin nasıl yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak söylenenlerin tersini yapmaktan geri durmuyorlar. 2019 ve 2020 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmalar yaptım. Bu konuşmalarda da madde madde yapmadıklarını anlattım. Biz artık anlatmaktan bıktık. Ama siz yanlış yapmaktan bıkmadınız. Bugün öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim dünyasına seslenmek istiyorum. Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler, saygıdeğer eğitimciler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18 yıllık iktidarında eğitimde geldiği nokta, mutlu bir öğretmen, mutlu bir öğrenci, mutlu bir veli. Bulan varsa söyleyin, gideyim ellerini öpeyim bunların. Ne mutlu bir öğretmen var, ne mutlu bir öğrenci var, ne de mutlu bir veli var. Geldiğiniz nokta bu. Ama sevgili öğretmenlerim, umudunuzu kaybetmeyin. Umut her zaman var. Umut var oldukça gelecek günler aydınlık yarınlara gebe. Eğitimde çözülmeyecek sorun yok. Yeter ki sizler umudunuzu kaybetmeyin. Her türlü sorunu başa çıkacak azmimiz, bilgi ve birikimimiz var. 150 yıl önce İtalya'nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori, her çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagojiyi geliştirir. 1899'da eğittiği zeka geriliği olan çocukların zihinsel engellerine rağmen uyguladığı eğitim metoduyla velilerin umudu olmuştur. İşte bu umut dolu sistemi Mustafa Kemal Atatürk İtalya'dan alarak Sakarya Meydan Savaşı devam ederken 15 Temmuz 21 Temmuz 1921 yılında Ankara'da toplanan Muallimler Şurası'na katılır ve oradaki cumhuriyetin ilk temellerini atacak olan öğretmenlere der ki, bakın İtalya'dan getirdiğimiz bu Osmanlıca bir Montessori'nin kitabıdır. Eğitim metot kitabıdır. Bunu öğretmenlere dağıtır. Daha sonra bununla yetinmez, cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkçe'ye çevirir, bunu dağıtır. Bununla da yetinmez, Beyaz Zambaklar ülkesindeki kitabı askerlere dağıtır. Çünkü askerleri köylerde eğitmen olarak değerlendirecektir. İşte İtalya'dan aldığı bu modeli günümüze taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. 1924 yılında
Dünyanın önde gelen eğitim bilimcilerini Türkiye'ye davet eder. Çağdaş eğitim sisteminin evrensel ilkeler doğrultusunda nasıl yapılacağını anlatır. Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma oranı %5 bile değildir. Nüfusun %80'inin üzerindeki köylerde yaşamaktadır. 1937 yılında köy eğitmenler yasası çıkartılır. 1940 yılında Türkiye'nin 21 yerinde köy enstitüleri kurulur. Dünyaya örnek olan bu model eğitimciler tarafından takdirle karşılanır. Başöğretmen Atatürk ve Türk devrimlerinin aydınlanmacı öğretmenlerinden Mustafa Necati, hani o adını sildiğiniz var ya, Mustafa Necati Uğural, işte o, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, Fakir Baykurt, Cumhuriyet'in yetiştirdiği en önemli değerlerdir. Geçmişte Tösten Töpdere, dünyanın en önemli örgütü olan öğretmen örgütü, bugün siz kendi sarı sendikalara öğretmenleri emanet ettiniz. Öğretmenler, Fakir Baykurt der ki, sevgili öğretmenler, öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir. Geçmişte yaptık, yine yaparız. Sevgili öğretmenlerim, umutsuzluğu sınıfınızdan içeri koymayın. Hep birlikte umudu iktidara taşıyacağız. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında başardığımız gibi şimdi de başaracağız. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmadıklarını, yapamadıklarını anlatmaktan bıktım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında yapacaklarımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli halkımız, yapılacak ilk seçimde halkın iktidarını kuracağız. Eğitim yazboz tahtası olmaktan çıkacak. Siyasal iktidarlara göre şekillenen bir eğitim değil, milli bir eğitim politikasını hayata getireceğiz. Öğretmenler meslek kanunu çıkartacağız. Öğretmenlerin toplumsal itibarını yeniden kazandıracağız. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Ücretli, sözleşmeli, engelli, engelsiz öğretmen ayrımına son vereceğiz. Öğretmen tayinlerinde adil davranacağız. Buluşamayan eşleri buluşturacağız. İllerin yeniden tayin atamasına açılmasını sağlayacağız. 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz. 3600 ek göstergeyi çıkartacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18'di. Bugün getirdikleri pay nedir? 7.36. Biz bunu %18'e ilk iktidarımızda çıkartacağız. Köy okulları yeniden açılacak. Nerede öğrenci varsa orada okul olacak, öğretmen olacak. Her okulun ayrı bir bütçesi olacak. Okul aile birlikleri yeniden düzenlenecek. Eğitimin bileşenleriyle eğitimi birlikte tartışacağız, onlarla birlikte uygulayacağız. Eğitim-üretim ilişkisini yeniden kuracağız. Eğitim olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan da eğitim olmaz. Köy enstitülerinde olduğu gibi okul kooperatiflerini yeniden kuracağız. Kırsal kalkınma birer eğitim kurumu olarak kooperatifleri canlandıracağız. Organize sanayilerinde teknoloji liseleri kuracağız. Katma değeri yüksek ürünler üretecek öğrenci yetiştireceğiz. Eğitim hakkından yararlanmanın önündeki en büyük engel olan 4+4+4 ucube sistemi kaldıracağız. Okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere layık, demokratik, bilimsel bir eğitim anlayışını hayata geçireceğiz. Ders kitaplarındaki o ırkçı, cinsiyetçi anlayışa son vereceğiz. 21. yüzyılın dünyasına uygun ders kitapları çıkartıp öğrencilere ücretsiz vereceğiz. Eğitimde eşitlik ilkesini hayata geçireceğiz. Eğitim parasız olacak. Öğrenciden ve veliden para almayacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Gerekirse öğretmenleri öğrencinin ayağına taşıyacağız. Birleştirilmiş sınıflar, ikili eğitim, bunlar tarihe karışacak. Normal eğitime geçeceğiz. Öğretmen yetiştirme programını yeniden dizayn edeceğiz. Mevcut öğretmenlerin tamamını hizmet içi eğitimden geçireceğiz. Çalışan öğretmenlerin eşlerden birine dönüşümlü olarak eğitim izni vereceğiz. Yönetici atamaları iktidar partisinin iki dudağı arasında olmayacak, liyakate dayalı eğitimde atama yapacağız. İlk bir yıl içerisinde 250 bin öğretmeni atayacağız. Ama siz gücünüz yetiyorsa, iradeniz varsa 60 bin öğretmeni şimdi atayın.
Buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuşmacılarına da çağrı yapmak istiyorum. Konuşmalarınızın altına imza atıyorum öğretmenler konusunda. Gelin önergeyi verin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destekleyeceğiz. Var mısınız 3600 ek göstergeyi çıkarmaya? Var mısınız öğretmenler meslek kanunu çıkartmaya? Var mısınız eşleriyle buluşamayan öğretmenleri buluşturmaya? PİKTES öğretmenlerin sorununu çözmeye var mısınız? İktidarın küçük ortağısınız. Tamamlayalım lütfen. 38 milletvekiliyle durmaya hazırız. Buradan gelin hep birlikte bunu yapalım. Sayın Milli Eğitim Bakanı, okullarda çalışan, özellikle temizlik işleri yapan 10 aylık çalışanla 1 yıllık çalışan arasındaki fiyat ücret farkını lütfen giderin. Ağlıyorlar. Siz iktidara geldiğinizde 72 bin atanmayan öğretmen vardı. Bugün 600 bin atanmayan öğretmen var. Bu reva değil. Değerli milletvekilleri, 1933'te üniversite reformunu gerçekleştiren Türkiye döneminin Nazi Almanya'sından kaçan bilim insanlarını kabul ederek 17 Kasım 1933'te Atatürk'e Albert Einstein bir mektup yazar. Mektubun orijinali de Türkçesi de burada. Diyor ki bizde bilim insanları yok oluyor, bunu ülkenize kabul edin. Ama şimdi öğrencilerin %76 ülkeyi terk ediyor. Bilim insanları bu ülkeyi terk ediyor. Biz yökü kaldıracağız. Üniversitelerde tarikat ve cemaat yapılanmalarına son vereceğiz. Rektörleri bizzat, hocalar. Selamlıyorum lütfen. Üniversite çalışanları seçecek. KYK borçlarını tamamen sileceğiz. Tüm öğrencilere, ihtiyacı olan öğrencilere bursu, karşılıksız burs vereceğiz. KHK ile işinden atılan eğitim emekçilerini yeniden geriye dönük haklarını iade edeceğiz. Evet, uzaktan eğitimi beceremediniz. Altyapı eksikliği var. Tablet ihtiyacı var. Bilgisayar ihtiyacı var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 600 bin tablet dağıtacağını söylüyordun. Allah için 6 tablet dağıt da Konya'daki çocuğuna tablet veremeyen Kıbrıs gazisi ağlamaktan vazgeçsin. Sayın milletvekilleri, milattan önce 322-384 yıllar arasında yaşamış ünlü filozof Aristoteles, yoksulluk devrimin ve suçun anasıdır. Siz 2004 yıl sonra hala bu sözü hayata geçirmek için uğraşıyorsunuz. İnsanları açlıkla, yoksullukla imtihan etmeye kalkıyorsunuz. Ancak unutmayın. Teşekkür ederiz Sayın Kaya. Sayın Kaya, teşekkür ediyoruz. Devam edin, bağlayın sözünüzü. Ancak unutmayın ki insanlık zulme karşı adaleti, insan hakları ve eşitliği sağlamak için tarihte büyük devrimleri gerçekleştirmiştir. Demokrasinin devrimini gerçekleştirmek için yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.